Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün ikonik, efsane, mükemmel, başarılı, yetenekli, harika, bunu söyledim bilmiyorum ama efsane ve tüm dünyadaki iyi sözler, iyi hak eden Ariana Grande'nin Sweetener albüm kapağının makyajını yapacağız. Şu an inanılmaz heyecanlıyım. İkonik Ariana'nın herhangi bir görünüşünü yeniden canlandırmak benim için bir onur. Ve ona bayılıyorum. Uzun zamandır bu arada ben bir Arianator'ım. Arianator, Arianator. O da Ariana Grande ailesindenim. Çünkü o harika ve ona bayılıyorum. Sesi efsane. Boş vakitlerimde gerçekten açıp Ariana Grande'nin ses inceleme videolarını izliyorum. Ve bir kez daha onun yeteneğine, sesine efsane saygı duyuyorum. Ve ona olan sevgim 1000 kat artıyor. Arkadaşlar tam bir Ariana Grande aşığıyım ve bu uzun zamandır böyle. Bunu vurgulamış mıydım bilmiyorum. Kanıtlı fotoğrafları buraya koyuyorum. Aynen. Keşke saçlarımı griyken bunu yapabilseydim. Ama kısmet böyleymiş artık. Yapabilecek bir şey yok. Normalde saçlarım gerçekten inanılmaz yıpranmış, yanık ve tam olarak şu boyda. Onu çıtçıtlarla bu hale sokabildiğim için lütfen bir tebrik ve takdir ve bir like alabilir miyim bu konuyla alakalı? Çünkü arkadaşlar gerçekten ya 15-20 dakikam aldı. Basit toplamayı yapmak. Bu arada yeni ürünleri kullanarak yapacağız bu makyajı. Yani olabildiğince yeni ürünleri, hayatımda hiç daha önce kullanmadığım ürünleri kullanarak ve markaların da yeni gönderdiği ürünleri kullanarak yapmaya çalışacağım. Bazı adımlarda eski makyaj malzemelerim olacak. Her neyse ben galiba çok fazla uzatıyorum. İsterseniz direkt başlayalım. Bu arada suratımda renk eşitsizlikleri var. Hep vardı hayatım boyunca daima. Burnum çok şiş çünkü yakın zamanda burun ameliyatı oldum. Suratım neden garip görünüyor gibi sorulara gelebilecek cevapları şimdi verdim. İsterseniz direkt başlayalım. Sizin için Beauty Blender'ımı bile temizledim. Sizi ne kadar sevdiğimi, size aşığım derken ne kadar ciddi olduğumu buradan bile anlayabilirsiniz. Öncelikle Ryan markasının Herbal Face Balm. Bu nemlendiricisiyle başlayacağım. Bu nemlendirici aynı zamanda makyaj bazı olarak da kullanılıyormuş. İçinde bir sürü yağ var. Benzoik asit var. Bu arada bu tamamen bitkisel bir marka diye biliyorum. Heyecanla denemek istiyorum. Bu arada yapısı bana direkt şeyi andırıyor. Bu Jeffree Star'ın çok sevdiği Bobbi Brown'ın E vitaminli makyaj bazı nemlendiricisi var ya, aynı onun gibi görünüyor. Yani böyle katı. Ben de parmaklarıma cidden yağ gibi kıvamı var. Parmaklarıma alıyorum ve az alıyormuşum gibi geliyor. Çünkü yağ ama çok da almamalıyım sanki. Wow. Benim cildim karma. Yanaklarım şu an inanılmaz kuru ve bu gerçekten şu an ilk izlenim olarak yumuşacık yaptı yanaklarımı. Evet, şu an cildim çok daha nemli hissediyor. Ariana Grande'nin tabii ki gözaltı morlukları yok. O yüzden ben de benimkileri bu NYX'in Dark Circle Concealer ile birlikte önce kapatacağım. Kapatıcıdan önce oraya koyacağım. Ki kapatıcı da geldiğinde tam olarak dümdüz ve pürüzsüz olabilsin. Daha önce hiç denemediğim CC Complexion Stick. Bu yeşil bir stick ve kırmızılıkların üzerine sürdüğünüz zaman kırmızılıkların daha kolay kapanmasını sağlayacak ve renk eşitlemede işimize yarayacak kırmızı yerlerin üstüne süreceğim. Gerçekten bütün suratımı sürmem gerekiyor sanırım. Gerçek ten rengimi çok az görebiliyorsunuz, farkında mısınız? Çünkü çok kırmızı biriyim. Ariana Grande'nin cildi o kadar bebek ki, yani bence ona bu adımları uygulamıyorlar bile. Çünkü hani cidden pürüzsüz, yumuşak bir cildi var. Hayatımda ilk kez yeşil kullanarak makyaj yapıyorum. Umarım kötü gitmez. Evet, şimdi dua edelim ki fondöten gelince kapanıyor olsun. Fondötenin kapatacağını umarak devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi sıradaki adım L'Oreal'in yeni BB kremi. Bunu deneyeceğim. Aydınlık veren renkli nemlendirici yazıyor üstünde. Güne canlı ve ışıl ışıl başla, cilde anında uyum sağlayan, aydınlık veren renkli nemlendirici. O zaman süper, deneyelim. Şimdi bunu suratımın yarısına Beauty Blender'la, yarısına da fırçayla yaymak istiyorum. Oo, bana baya koyu mu kalıyor ya da kalmıyor mu? Ama renkli nemlendirici olduğu için zaten cilde bütünleşiyor. O zaman ben bunu bence fırçayla yaymalıyım. Wow.
cilt yapım şu an cildimin üstü yani normaldekinden daha pürüzsüz görünüyor. Şu kısımları özellikle. Beauty Blender ile yapmaktan vazgeçtim diğer tarafı. Çünkü zaten renkli nemlendirici olduğu için Beauty Blender onun kapatıcılığını azaltır ve azaltmasını istemeyiz. Zaten az çünkü. Gerekli gördüğüm yerlere biraz daha ekleyeceğim. Gerçekten aydınlık katıyor. Çok ince yapılı ve sağlıklı gösteriyor. Şimdi göz altlarımı kapatacağım ve bunun için en sevdiğim kapatıcı olan Maybelline Fit Me'yi kullanacağım. Bu da çok ince yapılı ama yüksek kapatıcılı bir ürün olduğu için çok seviyorum. Bunu Beauty Blender ile dağıtacağım ve en kısa zamanda göz altım için fırça almayı düşünüyorum. Göz altı kapatıcısı için ve aynı zamanda göz altı sabitlemek için en sevdiğiniz fırçalar hangileri? Yorumlarda belirtirseniz çok 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 sevinirim. Göz altımı sabitleyeceğim. Rimmel London'ın Stay Matte pudrasını kullanacağım. Pudra olarak yeni bir ürün yok elimde. Şimdi kontüre geçeceğiz. Ariana'nın en iddialı olduğu kısım bence. Kontürü çok önemsiyorum. Onun suratıma çok yakışıyor. Albüm kapağında da bayağı belirgin. O yüzden biz de bayağı belirgin yapacağız bu kısmı. Ama önce kaşları yapalım. Bunun için de yine Absolute New York'un Super Slim Brow Pencil. Aslında kaşa far kullanmak daha iyi diye duyuyorum hep kaşlar için. Ama benim elimde yeni bu olduğu için bunu yapacağım. Bu arada ben kendi suratıma göre yapıyorum bu makyajı. Yani Ariana'ya benzemeye çalışmıyorum. Zaten suratımızda hiçbir yer benzemiyor. Ben bir transformasyon yapabilecek kadar yetenekli değilim. Ucu oldukça ince. Normalde ben kaşlarımı hiç doldurmam. Niye bilmiyorum. Bu hep atladığım bir adım. Boş kalan altta boşluklarım var ve onlara yoğunlaşıyorum. Güzel bir kalem genel olarak. Bayağı doğal durabildi. Bunu nasıl yaptım? Normalde şu altı doldurduğumda haf kalın olur orası. Çok ince uçlu olduğu için büyük ihtimalle çok kolay bir şekilde kapatabildim. Yaşasın. Fırçayı çıkaramıyorum. Şimdi concealer'dan biraz alıp alt kısmından geçeceğim. Bugün The Balm'ın Take Home The Bronze yeni bu kontür renklerinden en açık rengi aldım ben. Ama gerçi orta rengimi alsaydım çünkü fondötenim de biraz koyu. Bilmiyorum, bununla başlayalım. Duruma göre diğeriyle devam ederiz. Öncelikle az alacağım çünkü nasıl olduğuna dair hiç fikrim yok. Bunu böyle koyup bana yol çizmesini izin vereceğim. Uç kısmını kulağımın hizasına koyuyorum ve şu dudak çizgime doğru ayarlıyorum. Şimdi diğer tarafa geçelim. Ariana'nın makyajına yaklaşmak nedense kendimi böyle çok mükemmel hissettiriyor. Daha çok yolumuz olmasına rağmen şu an kendimi çok çok iyi hissediyorum. Yanak olayını bence hallettik. Şimdi şakaklarımda ve çene altında da L'Oreal'in bu yeni bronzlaştırıcısını kullanacağım. Mat bir teşli ve ince yapılı bronzlaştırıcı cildinize doğal görünümlü bronzu katar. Hindistan cevizi özü ve %84 doğal kaynaklı içerikler barındırıyormuş. Böyle şirin bir palmiye tarzı bir yaprak deseni var. Burun ameliyatından beri hiç burun kontürü yapmadım ve şu an yapmaya hazır mıyım bilmiyorum. O yüzden oraya es geçiyorum. Bu arada ben iki bronzeri de beğendim. İkisi de bence oldukça şirin durdu. Ben Ariana'nın cildinde bir allık göremiyorum ve o riski almak istemiyorum. Çünkü allık bu bronz görünümü direkt çok fazla değiştirebilir.
ve göremediğim için allığı, ben de allık kullanmayacağım. Şimdi aydınlatıcıya geçiyoruz arkadaşlar. En eğlenceli kısımlardan bir tanesine. Bunun için L'Oreal'in bu yeni highlighting drops'larını kullanacağım önce. Onun üstüne de toz ürünle geçeceğim. Çünkü Ariana'nın aydınlatıcısı gerçekten ışık saçıyor. Ona çok yakışıyor ve biz de likit aydınlatıcı üstüne pudrayla onu yakalamaya çalışacağız. Kullanmadan önce çalkalayınız. Bunu okumam iyi oldu. O zaman çalkalayalım. Bir damla ürünü elmacık kemiği üzerine uygulayın ve parmak yardımıyla dağıtın. Ama bir damla ürün çok fazla bence olacak. Wow, bir damla ürün aşırı fazla olur. O zaman ben bunu damlatmayayım da bence ya da bir damla ürünü iki elmacık kemiğime yayacağım. Çünkü çok fazla olabilir. Wow. Arkadaşlar buna bayıldım. Şaka mı bu? Cidden şaka mı bu? Fondötenimle karıştırmak için sabırsızlanıyorum. Özellikle mat fondötenlerle. Bakıyorum ve Ariana'nın burun ucunda da var. Şimdi tozla üstünden geçeceğiz ve bu da yine L'Oreal'in La Vie en Glow Highlighting Powder Palette. Ben bunu kullanmayı düşünüyorum çünkü bu fazla açık kalabilir. Daha bronz bir görünümümüz var. Bunu kullanacağım. Likit aydınlatıcının üstünden geçiyorum ve çok güzel uydular. Efsane. Çok ışıl ışıl ve çok güzel hissediyorum. Göz makyajına geçebiliriz ama ondan önce ben neden acaba kaşlarımı sabitlemeyi unuttum? Hemen onu yapıyorum. Şimdi göz makyajına geçiyoruz. Bunun için öncelikle herhangi bir ten rengi farla göz kapaklarınızı bence eşitleyerek başlayın. Yani eğer renk eşitsizliğiniz varsa göz kapağınızda. Ben de ten rengi bir farla şu an önce geçiyorum. Ariana'nın katlanma bölgesinde ve göz altında böyle şeftalimsi tatlı bir renk var. Ve ben o rengi bulmak için 3 tane palet koydum önüme. Size de göstereceğim. Şimdi bir tanesi Diamond Glow by iStudio Maybelline'in. Buradaki şu iki rengi kullanarak aslında ona ulaşabileceğimi düşündüm. Ve tam vardım bu Comfort Zone paletindeki şu ikinci renkle ona ulaşabileceğimi düşündüm. Ya da böyle yavru ağzı şeftalisi çok ilginç bir renk. Ya da Kiko'nun şu rengini kullanabilirim diye düşündüm. Şimdi bunların hepsini ben kolumda deneyeceğim. En çok uyan kesinlikle bu oldu. Fotoğraftakine uyan. O yüzden bununla gideceğim ama sanki şu renkten de karıştırabilirim arada gibi. O zaman bence başlayalım. Böyle bir karıştırma fırçasını alıyorum. Ve katlanma bölgeme süreceğim. İçe de getiriyorum çünkü iç kısma kadar, Ariana'nın makyajında da oraya kadar taşmış. Yoğunlaştırıyorum sürekli. İstediğim koyulara gelmesi için. Biraz da diğer renkten alıyorum. Maybelline'in paletindeki. Alt kısma sadece Maybelline'inkini uygulayacağım. Ve üstte birleştireceğim. Burası önemli. Şu kısmı. Göz kapağının kendi kısmı kaldı. Burada Ariana daha açık renk bir far kullanmış. Onu da yine ben o zaman bu paletteki şu Brow Bone rengiyle sağlayacağım. Bunu direkt hatta parmağıma alıyorum. Ve geçiyorum. Göz kapağından. Katlama bölgeme hiç değdirmiyorum bu rengi. Şimdi karıştırma fırçasıyla bu renkten de alıp o katlama bölgesini sürdüğümüz genel olarak böyle geçiyorum. Çünkü çok fazla beyaz beyaz görünmesini istemiyorum farın. Ama üste göre daha açık renk görünmesini istiyorum.
göz pınarlarımızı aydınlatacağız. Ariana'nın göz pınarları oldukça aydınlık görünüyor ve çok harika görünüyor. Bunun için de yüzümüzde kullandığımız Lavian Glow paletindeki bu sefer en açık rengi kullanacağım. Buraya böyle korkmadan aydınlatıyorum. Alt kısma çok getirmediklerini görüyorum. Yani şöyle bir geçiş pek o kadar keskin göremiyorum. Daha çok üste yoğunlaşmışlar. Evet. Bu tarafta yandırdığımızda buranın parlaması lazım. Kirpiklere geçmeden önce dudağı halletmek istiyorum. En son kirpikler diye düşündüm. Arkadaşlar dudak için bir dudak kalemine, bir tane ruja, bir tane de gloss'a ihtiyacımız var. Kalem için ben Deborah'nın 01 numarasını uygun gördüm. Çünkü Ariana'nın ruju burada oldukça aşırı nude bir ruj. O nude'a ulaşmak için bu kalemle başlamam gerektiğini düşündüm ve dudaklarıma hafif üstten çerçeveliyorum. Ariana'nın dudaklarının ortası, mesela benim burada böyle belirgin bir çizgim var. Ariana'nın daha düz orası. O yüzden ben de düz almaya çalışacağım olabildiğince. Rimmel London'ın 700 Trendsetter adlı rujuyla geçeceğim. Peki bu ışığı açmayı niye daha önce düşünmedim? Arkadaşlar ağlamak istiyorum. Bir dahaki sefer her şey daha iyi olacak. Kenarını kalemle düzeltiyorum. Ve gloss kısmı en heyecanlı olduğum kısımlardan. Bir tanesi The Balm'ın yeni lip glosslarından Plump Your Pucker. Hangi renk? Dramatize rengini kullanıyorum. Bence bu gerçekten çok benziyor Ariana'nınkine. Yani burada öyle görünüyor. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Kendime şu an inanamıyorum. Daha kirpik var ama yine de kendime inanamıyorum. Ariana kesinlikle takma kirpik ya da ipek kirpik kullanmış ama ben takma kirpik kullanmayı sevmiyorum, ipek kirpik kullanmayı sevmiyorum. Ben güzel maskaralarla kirpimi vurgulamayı seviyorum. YSL'in maskara Volume Effect Faux Cils maskarasını kullanacağım. Bunu ben çok seviyorum ve her sürdüğümde siz de normalde soruyordunuz kirpiklerinde ne var diye. Bu çok güzel volüm veriyor. O yüzden işimi göreceğine inanıyorum. Fırçası da bu şekilde. Ben maskaralarla çok kolay anlaşan biriyim. Çoğu maskaradan güzel sonuç alıyorum. Ariana'nınki gibi volümlü ve kıvrık olmasını sağlıyor. Ve böyle simsiyah. Şu an en büyük korkum göz kapağıma değdirmek. Lütfen ölmüş olmasın. Arkadaşlar dediğim efekti anladınız bence. Tam bir takma kirpik efekti olmadı mı? Bence inanılmaz bir fark. Alt kirpiklerinde hiçbir şey yok. Bu görüntü bence çok tatlı. Ve gözleri çok büyük gösteren bir görüntü. Aşağı düşürmeyen. Gerçekten bu makyajı yaparken kendime bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Yani siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben normalde gerçekten zor beğenirim. Ya inanamıyorum. Kendimi övmek eminim ki çok itici duruyordur bazılarına karşı kamerada. Ama bu hakkım bence bu sefer. Son olarak terlediğim için parlayan yerleri transparan pudrayla düzeltiyorum ki oralar ekstra parlamasın. Benim burnucum zaten ameliyat yüzünden şiş olduğu için bir de highlighter sürünce daha da şiş oldu. O yüzden aslında oradaki highlighter'ı biraz hafifletebilirdim. Normalde yaptığımdan inanılmaz değişik bir makyaj. O yüzden çok farklı biri gibi hissediyorum. Arkadaşlar siz bu makyaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu günlük hayatınızda kullanır mısınız? Kullanmaz mısınız? Başka yapmamı istediğiniz klip makyajları, ünlü makyajları varsa aşağı yorum olarak mutlaka yazın. Çünkü ben çok eğleniyorum. Özellikle sevdiğim ünlülerin makyajını canlandırırken. O yüzden yorumlarınızı dikkate alıyor olacağım. Benden çekmemi istediğiniz videoları genel olarak aşağıya yazabilirsiniz. Hepsine önem veriyorum. Ve sizi çok seviyorum. Arkadaşlar umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Kendiniz de bunu canlandırırsanız beni etiketlemeyi unutmayın. Instagram'dan atarsanız her zaman görürüm. @drawonver. Videoyu beğendiyseniz beğene basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşlerinizi aşağıya bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız efsane ötesi olur. Zaten aboneyseniz, bildirimlerimi açarsanız çok harika olur. Böyle yeni videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Sizi çok ama çok seviyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz gizli cümlemiz
kolyelik olabilir mi? Aklıma bu geldi çünkü evim vardı. Arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve gizli kelime olarak bir de şöyle bir şey olsun. Ariana Grande isteyenlerden en sevdiğim Ariana Grande şarkısını aşağıya yorum olarak atmasını bekliyorum. Benimki kesinlikle Moonlight sanırım. Ben biraz duygusal biriyim. Moonlight çok hoşuma gidiyor. Siz aşırı ve bunu biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ariana fanları, Ariana törler, Ariana Nater. Ariana Nater mı diyorsunuz, Ariana tör mü? Ariana tör mü? Arkadaşlar, içinde olduğum ailenin tam olarak nasıl telaffuz edildiğini bilmemek biraz üzücü ama her neyse.